Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Efendim günler değerli izleyiciler, haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra bugün sayıları 53 gün olan muhtarları konuşuyor. Çünkü muhtarlar da Türkiye'de belediye başkanı gibi, milletvekili gibi, meclis gibi, il genel meclis gibi sandıktan seçilerek çıkıyorlar ve sonrasında mahalleleri yönetmeye çalışıyorlar. Haberin Peşinde ekibi işte 30 Mart'tan sonra konuşulan 53 bin muhtarın özellikle 33 bin gibi büyük şehirlerde muhtarlık yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten yapabiliyorlar mı, yapabiliyorlar mı? Muhtarlara sorup yerinde öğreniyoruz. Yine Antalya Büyükşehir Manavgat'a bağlı, önceden belde, sonradan Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşmüş büyük bir mahalledeyiz. Çolaklı Mahallesi'yle yanımızda 30 Mart 2019'da seçilerek mahallenin en son muhtarı, Şeyhburnu'ndaki muhtarı Raşit Atabakan var. Efendim hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız Sayın Muhtar? İyiyim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu programı bu çolakla yaptığınız için teşekkür ediyorum. Biz 31 Mart 2019 yılında seçildik. Çolaklı Mahallesi daha önce belediyeden dönme geçiş Büyükşehir yasasıyla belediyede belediyeydi. Şu anda mahalle oldu. Mahallede tabii ki bir Çolaklı olarak yani büyük bir mahalleyi alanı kaplıyoruz. Ben söyleyeyim şöyle evet. Gidelim ya, sızlı girdiniz evet. Sizi biraz rahatlatma evet. Adına. Evet. Şimdi ben ilk röportaj yaptım. Her muhtara sorarım. Evet. Bir özgeçmişini. Çünkü muhtarlar devleti temsil ediyorlar. Milleti evet. Temsil ediyorlar. Bir konumu temsil ediyorlar. O muhtarın şahsiyeti bizim için önemli. 2019 yılında seçilerek başladık. Şimdi seçildim. Oraya ben geldim. 31 Mart'ta seçildim. Azalarım da var. Bir evet, insan, iki insan. Kaç rakip vardı öncelikle? Öncelikle 3 rakibimiz vardı.
Kaç oy aldınız? 1600 oy aldık. 1600 oy. Güçlü. Güçlü. Evet, güçlü çıktı. Sağ olsun Çolaklar da desteklerini verdiler. Tabii öyle arkadaşlarımız da yani değerli bir arkadaşlarımız. Siyasette biz daha önceden de siyaset yaptığımız için babamız da babanız evet ilk kurucu belediye başkanıydı. Çoraklı'nın kurucu belediye başkanı 1989 yılında muhtardı. Oradan belediyeye dönüştü. Çoraklı Mahallesi ilk belediyesi Çoraklı'nın ilk belediye başkanı olarak göreve başladı. Harika. Yani sizin aslında genlerinizde bir yöneticilik var. Yöneticilik var, evet. Geliyorum 2-3 Nisan'a örneğin. Seçildiğiniz Azarlar'la birlikte nasıl bir Çoraklı vardı? Ne tür eksikler var? Oradan başlayalım. Çoraklı'da genel olarak bizim bir sıkıntımız var. Biz 8000 bir nüfusumuz var. Ama bu yaz sezonunda bu 40.000 liraya ulaşıyor. Çünkü turizm. 8000'de evet, 40.000 liraya. Evet. Turizm ile sitelerimizle daha büyüyor yani yazın göç alıyor. Göç derken yani yazlık turizm bölgesi olduğu için bizim burada şöyle bir durum vardı. Çoraklı tarımla uğraşan, turizmle uğraşan. Hepsi iç içedir. İçe, tarımla evet, turizmle iç içedir. Tarım ve turizm. Gerçekten Çoraklı'nın yani şöyle hayal kurulabilecek bir bölgedir yani Çoraklı. Nasıl bir açar mısın? Tarım ve turizm nasıl iç içe geçmiş efendim? Tarım nasıl? Bizim bölgemiz zaten turizm ile, denizle sıfır bir bölgedir. Halkımız çiftçilikten gelme olduğu için burada daha önceleri seracılık bölgede seracılık, evet normal açık seracılık, seracılık var. Ki size şöyle diyeyim, yani bir kilometrenin içinde hem turizm hem de çiftçilik. Doğal. Turizm. Deniz var. Deniz. Evet, tabii. Evet. Hadi turizme hizmet ediyor kişiler aynı zamanda tarımla uğraşıyor. Tarımla uğraşıyor. Önemli aslında. İkisi birbirini destekleyen bir sektör oluşuyor. Evet. Peki devam edelim. Muhtar 8000 nüfus var dedi normalde yazı saymazsak. Evet. Vatandaşın öncelikli beklentileri nedir senden şu an muhtar olarak? Vatandaşın beklentileri tabii ki yani şimdi bizi bir belediyeden dönüş yaptığımız için beklentileri daha çok. Ama muhtarların tabii sıkıntıya girdikleri nokta orada. Bizim belediyeden dönüş yapılan muhtarlarımız en büyük sıkıntı yaşadıkları durum burada. Yani nedir buradaki durum? Şimdi tabii belediyeden düşme bir halk hala sizi belediye gibi mi görüyor? Aynen, aynı şekilde. Şimdi imkanlarımız tabii ki kısıtlı. Bunu belediyelerle, kurumlarla irtişa yaparak halkımızın yani bir köprü olarak halkımızla arasında, kurumların arasında bir köprü olarak gerçekten bunları yapmaya çalışıyorum kendi şahsım adına. Çok güzel. Öncelikle ne istiyorlar? İyi bir yere geldik. Daha çok ne bekliyorlar? Telefonunuzu çalıyor durmadan, ben baktım gelirken çok yoğunuz. Yani şimdi su patlayınca size arıyor, elektrik kesince demir size arıyor. Aynı şekilde. Yardıma muhtaç olanlar da size yardıma arıyor. Muhtaç olanlar. İlla ki yani burada bireysel olarak bizi yani görmek istiyor. Muhtara her sıkıntısını en yakın hissedebilecekleri, ulaşabilecekleri kişi muhtardır. Evet. Peki devam edelim. Mutlaka okul var, sağlık ocağı var, sağlık tabii bizim var. Okulumuz var, sağlık ocağımız var. Gerçekten yani bir sağlık ocağımız var, okulumuz var. 3 tane okulumuz var. İlkokul, ortaokul, lise. Bir de anaokulumuz var. Anaokulumuz var. Biraz önce demiştim ya, Çoraklı yani sadece mahalle değil de gerçekten bir yani ilçe konumunda bir bölge. Ya buraya mahallede neye buraya mahalle, yani, sizin nüfusa mahalle değil yani. Burası Türkiye'de 35-40'da 33 ilçeden büyük bir mahalle. Evet. 33 ilçeden büyük mahalle değerli izleyiciler. Ve buraya bir tek muhtarın hizmet etmesini beklemek biraz çok iyimserlik olur. Muhtarın bütçesi yok, kaynağı yok, ekleniri yok, greyderi yok, kepçesi yok. Yani muhtarın sadece kuru kuru bir 1920 lira maaşı var. Kalıyor mu o maaş muhtarın? Yok. Kalmıyor. Cebinizden daha az diyorsun. Tabii ki. Bu işte biraz gönül işidir yani. %100. Muhtarlık işi yani bir menfaat değil de gönül işidir. Doğru da. Bizim saatimiz yok. Bir yani muhtarı arayıp da saat 5'ten sonra aramama gibi bir lüksümüz yok bizim. Halk arayacak. Bizi her zaman ulaşacak. Ama bak önemli yere gel. Dur, belediye başkanı İzmir ortası arayamıyoruz. Milletvekili arayamıyoruz. Tabii. Efendim vekil toplantıda efendim başkan mesai bitti ama muhtar diyemiyor. Tabii. Neden diyemiyor? Kaçamıyor. Muhtar yüz yüzeyiz. Halkın içindeyiz. Peki. Halkın içinde yani her zaman halkın içinde olmamız gerekiyor. Zaten bizim en büyük avantajımız da zaten halkın içinde olmak. İç içe yaşıyoruz. Tabii iç içe yaşıyoruz. Sıkıntıları iç içe yaşıyoruz. Dertlerini iç içe yaşıyoruz. Yani
Muhtarlar gerçekten yani olmaz da olmaz yani. Evet, biz de burada aslında 8 aylık Türkiye genelinde 53 bin muhtarımızın evet. yaşadığı sıkıntıları ekrana getiriyoruz. Evet. Sayın Erdoğan'ın seçimden sonra ifade ettiği gibi bizim Cumhurbaşkanımızdır. Yerinde yönetim, yerelde yönetime değer verelim diyor. Ve yerel yöneticilere bu konuda da talimatları var. Gelelim yerel yöneticilere, belediyelerden gerek Manavgat, gerekse Büyükşehir Belediyesi'ne istekleriniz var mahalle olarak. No. Efendim hizmet alabiliyor musunuz? Ya hizmet alıyoruz. Hizmet alıyoruz. Çünkü Manavgat Belediyesi de gerçekten yani bazı diyeyim yani 40 ilden yani bilmiş oldum. 40 ilden büyük yani. Sayın Şükrü Başkan'a evet, selam evet. destekleri var. Tabii. Şükrü Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten aradığımız zaman veya ulaşmak istediğimiz zaman devamlı ulaşıyoruz yani. Teşekkür ederim. Tabii önemli olan zaten yani. Müşterilere de değer veriyor. Bir anda yol arkadaşlarım diyor. Yani biz gerçekten bir yol arkadaşıyız onunla. Tabii ki Manavgat'ta yönetmek bayağı bir zor. Şöyle zor. Yani bir il yönetmek gibi. Yani şimdi Çoraklı'ya... Ya sen buranın da nüfusu artıyor. Aynen artıyor. Şimdi ben Çoraklı'da 40 bin nüfusa ulaşıyorum. Manavgat'ı düşündüğün zaman... 4-5 bin nüfusa ulaşıyor. Sonlara doğru yaklaşalım. Peki biz mahalleye dönecek olsak... Çoraklı her ne kadar 8 bin nüfusa sahip olsa da aslında 10 binin altında değildir. Yani resmi evet, 8 resmi, bin. Evet, yani evet. gayri resmi evet. sayarsak herhalde fazladır muhtemelen. Beklentileriniz var şüphesiz. Geride kalan bir 4,5 yıl var. Evet. 30 Mart'ta seçildiniz. Millet güven oyu verdi. Geldiniz. Çok şükür. Evet. İnşallah hayırlı geçirerek tamamlarız. İleri yönelik beklentileriniz var. Her ne kadar bütçeniz olmasa da, kaynağınız olmasa da. Çoraklı'nın şu an öncelikli 3 sorunun nedir diye sorsam, 3 eksiği nedir diye sorsam, derken birincisi şunu demek istiyorum öncelikle çünkü devamlı sıkıntı Buyurun. Yaşadığımız bir durum. Buyurun. Bizim bölgemiz ÖÇK bölgesi. Açar mıyız? ÖÇK ÖÇK. Çevre koruma. Yani bu... Özel çevre koruma mı oluyor? Evet, evet, özel çevre koruma. ÖÇK bölgesi olduğu için bizim mesela burada yerleşim alanları, evlerimiz ikişer katlı. Bunları yani bir çevre düzenlemesi, imar düzenlenmesi olması gerekiyor benim gözümde. Ve bir aileye isabet, iki tane çocuğu var, bir de kendi var, bir ev yaptıracak. 3 katlı ama burada 2 katlı bazı şey sıkıntılar yaşanıyor. 2 kattan fazla yapamıyoruz. Şimdi bölgeler yani ÖÇK bölgesi olduğu için biz imarlı da belediye de bununla bir şey yapamıyorum. Bunun için bir çalışma yapıyorum ben de imar müdürlerle görüşüyorum. Talebimiz Çevre olacak. Evet, dilekçelerimizi veriyoruz. Da. Evet, dilekçelerimizi veriyoruz. İnanıyorum yani. Şimdi yan mahallelere baktığımız zaman hakikaten kat farkı var. Ama Çoraklı'da bir yani sıfır Çoraklı'da çatı yapıyoruz. Gözünün alınması lazım. Neden iki kat? Üç evet. değil de, dört değil de, evet. bir değil de. Neden evet. iki kat? Orada bir sorun yaşıyoruz. Evet. Birinci bunu koydu. Çalışmalarımız var. Birinci bunu koydu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın muhatabında evet, konu. Evet, o, gündeme taşıyacağız. Evet. İkinciyi sıraya neyi koyarsınız? İkinci derken şu, ikinci bizim en büyük sıkıntımız Çoraklı'nın gerçekten bir böyle halk bahçesi, güzel bir şekilde. Millet bahçesi. Millet bahçesi. Yani millet bahçesi. Evet. Bahçesi devamlı diyorum. Sıkıntı yaşadığımız böyle millet bahçesi. Ve de yerimiz de var. Üçtepe'de dediğimiz bölge. Alanımız da var. Evet, alanımız da Üçtepe'de dediğimiz. Çoraklı'nın da simgesi olan bir yer. Buranın Sayın Belediye Başkanımız, Şükrü Başkanımız da görüştük. O da söz verdi bize burada. Yapacak Allah'ın izni verirse. Burayı güzel bir şekilde milletin bahçesi olarak yani rahatça halkın çünkü gelişen bir yer. Çoraklı'ya geldiği zaman insanlar bir artı görmek istiyor yani. Sosyal olarak tabii ki gelip yani rahatça bir dinlenebileceği bir yer. Halkımızın da tabii stresli. Turizmden geliyor, çalışıp geliyorlar. Ailesiyle beraber yakın mesafede olan yani köyle iç içe olan zaman, bir bölgemiz var. İyi zaman geçirecek. Evet, iyi zaman geçirecek. Buradan binip 12 kilometre Manavgat'a gitmesini istemiyorum. Çoraklı olarak yani güzel bir millet bahçesi. Sizin projeniz mi millet bahçesi? Fikir millet bahçesi yok. Fikir bende değil. Fikir şöyle. Belediye başkanımız da daha önce de onaylamıştı. Ama bizim de devamlı hayalimdeki yani muhtar da olduğum zaman bu projeyi takip edeceğim. Başkanımızın da rica edeceğim. Harika. İkinci sırada millet bahçesi. Üçüncü sıraya neyi koyarsınız? Üçüncü sırada gerçekten şimdi imar demiştik de bizim bölgemizde çok tapusuz bölgeler var. Kadastro geçmemiş. Kadastro yani. Geçmemiş ve imar bütününde hazine hazineye olan yerler var. Çok yani
Bunların geliştirerek ve Çoraklı'da daha iyi bir turizm sektörü açılmasını istiyorum yani. Buranın imara açılmasını istiyorum. İmara açılıp turizme kazandırılmasını, evet, kazandırılmasını istiyorum. Yani, evet. İmara açılsa turizm tabii iç içe. Köyümüzün mahallemizin içine turizm biraz daha katmak gerekir. Daha iyi bir Çoraklı, daha iyi bir gelişim. Daha yeşil bir, yeşil bir alan. Çoraklı turizmi de çeker. Peki muhtarım, son sorun buydu. İlave edeceğiniz herhangi bir konu var mı efendim? Altyapı sorunu var mı? Onu sorayım. Altyapı sorunumuz yok. Yok. Bizim altyapı sorunumuz yok. Yeterli park bahçe var mı? Park bahçemizde demiş olduğum gibi millet bahçemizde yapılırsa, eğer çözülürse Allah'a izniyle sıkıntımız kalmayacak. Peki efendim, Çoraklı Raşit Atabakan sayın son muhtarla bir söyleşi gerçekleştirdik. Zaman yettiğince konuların üzerinde. Şimdi Çoraklı sokaklarına ineceğiz. Muhtarın ifade ettiği yerleri de inşallah görüntülü de ekrana getireceğiz, evet, diyorum. Evet. Bütçesi yok, maaş geliri az. Bu konuda ne tür fikrin var? Yani muhtarın sosyal imkanları genişletilmeli mi sence? 650'ye tabisiniz ama efendim için kamu personeli değilsin. Bu konuda bir talebiniz olacak. Tabii ki talebim olacak şimdi. Muhtarlara biraz daha, özellikle yani bu mahalleden dönen muhtarlara biraz daha yetki tanımalarını istiyorum yani. Bunu yetkililere yani takip ederek, bizlere de yani bizim sıkıntılarımızı gelip görerek, yani nerede sıkışıyoruz, nerede sıkıntımız var, bu şekilde çözüm olarak gerçekten bu odada bir gün takip etmelerini istiyorum yani. Efendim çok teşekkür ederiz Raşit Atabakan'a, Çoraklı muhtarına birlikte olduk. Çoraklı'nın yeşil alanlarındayız. Çoraklı'nın simgesi. Simgesi. Simgesi Üçtepe'ler. Muhtar Raşit Bey'le Üçtepe'ye çıktık. Çoraklı'dayız ve biraz önce muhtarın ifade ettiği röportajdaki millet bahçesi olarak düşünen alanın tam ortasındayız. Burası Alanya-Manavgat, Alanya-Antalya yolunun hemen kenarında, değil mi muhtarım? Evet. Kaç dönüm tahmini burası efendim? Düşündüğünüz millet bahçesi yapmak tahmini olarak? Tahmini olarak 50 dönüm civarlarında. Oldukça yeterli bir dönüm araziye sahip. Birincisi denize çok yakın. Muhtarın turizme yönelik de çalışmalar olabilir demişti. Evet. Ne söyleyeceksin burayla ilgili? Burada başta söylenmiş olduğum gibi Çoraklı'nın simgesi olan Üçtepe'ler. Çoraklı ilk önce Üçtepe'ler diye bilinirdi. Üçtepe'ler. Evet, üç tane tepe. Üçtepe'ler. Bir, iki, üç. Üçtepe'ler. Simgesi olan. Burayı bir park, millet bahçesi olarak halkımıza kavuşturmak, turizme açmak, turizmin de buraya çekilmesini istiyorum. Zeytin ağaçları değil mi? Efendim Çoraklı'dayız. Muhtar Raşit Atabakan'la birlikte biraz önce Üçtepe'ler mevkiindeydik. Orayı inşallah millet bahçesi olarak düşünüyoruz sevgili muhtar. Şimdi aslında Çoraklı'nın ortasındayız. Arkamızda bir bölümü var Çoraklı'nın. Ve burada yine tarım yapılan alanlardan. Tarım demiştim başta. Tarım bizim en büyük yani değerlerimiz ve dededen babadan kalma arazilerimiz. Çoraklı bir tarımla beslenen bir mahallemiz.
Turizm demiştim. Turizm hemen iç içe olduğumuz bölge. Görebilen en uzaklıkta arkası zaten deniz. Deniz. Devam edelim. Deniz hemen. Ve çiftçilik demiştim. İşte tarımsal arazilerimizde bu bölge Çolaklı'nın içinde orta noktasında. Karşımızda biraz önce çıkmış olduğumuz Üçtepeler mevki. Yeşil alan. Evet, yeşil alan. Dağ, deniz ve çiftçilerin ulaşmış olduğu ve çiftçilik yaptığı bölge, tarımsal arazide seralarımız var ilerilerde. Bu bölgede seracılık yapmış. Şu an seracılık. Zaten zeytin bahçelerinin içindeyiz. Zeytin bahçesinin zeytini de alacak evet. Şimdi. Evet. Gerçekten bereketli topraklar evet. Buralar sevgili Raşit Muhtarım. Kolay gelsin diyorum. Sonlara doğru yaklaşacağız. Yani deniziyle, yeşiliyle, aslında Üçtepe'siyle ve bitkisel avantajlarıyla, seracılığıyla öne evet. Çıkan bir Çolaklı var. Çolaklı var. Çolaklı mahalle olarak gerçekten biraz bana basit gibi geldi isim var. Çolaklı evet, aslında Çolaklı, belediyeliği de çok yani belediyelikten belediyeliği de yaşamış, mahalleyi de ve köyü de yaşamış bir mahallemiz yani bölgemiz. Çolaklı'yı daha ileriye götürmek yani daha tanıtım olarak ve turizmle iç içe ve bu çiftçilerin daha iyi bir yetiştirmiş olduğu ürünleri turizmde tanıtmak, daha iyi geniş bir çevreye Çolaklı'mızı yani daha iyi bir tanıtmak olarak ilerisi için de Çolaklı'yı daha mükemmel bir Çolaklı yapmak için elimizden geleni bizim bu görevimiz sürecinde yapacağız. Diyorsunuz yapacağız. Aslında muhtarlık sadece muhtarlıktan ibaret değil, evet, önemli bir yere evet. Temas etti. Burada çiftçinin kazanması için turizme yönelik çalışmalar da yapılacağını. Ne tür ürünler vardı? Çiftçi demişken burada bitireceğim de o ürün. Evet. Ne üretiyorsun bizim burada mesela? Serada domates. Sera domates. Evet, kabak. Kabak. Karpuzumuz. Karpuz evet. Maşallah. Ya sera olunca evet, her çeşit. Evet, her çeşit. Dışarı olunca yer fıstığımız. Yer fıstığı var. Yer fıstığı muz var. Da var mıydı? Muz var. Bak, evet, muz bahçelerimizde görüküyor zaten maşallah, burada gördüğünüz yok, yok. Gibi. En önemli noktada tabii ki çiftçilerin de şey ettiği gibi burada seralarımız, genişleyen bir toprağımız var. Bereketli bir toprağımız var. İnşallah daha modern bir zamana ve daha iyi bir çiftçilere, daha yeni gelen yeni nesile daha iyi bir çiftçiliği de bunda yani unutturmamak gerekir. Mutlaka tabii. Mutlaka. Temel şeyimiz çiftçilik. Evet. Türkiye'nin geçim kaynağı tarıma bağlı, tarım, hayvancılığa evet. Bağlı. Son sorum şu olsun Muhtar Raşit Atabakan'a gerçekten tebrik ediyorum. Gençsin, dinamiksin, dinamizmini sürüyor. Bu araziler vardı senin şeyi açmak istediğin, kullanıma açmak. Onun neresi? Röportajda bahsettin şimdi, ya. Şimdi evet, kullanıma açmak. Açmak istediğin araziler evet, neresi evet. Efendim? Şimdi neresi? Bizim bölgemizde gerçekten bazı bölgelerde olduğu gibi tapusuz arazilerimiz tapusuz var. Tapusuz araziler nerede? Arkamızda var mı mesela? Bu bölgemizde yok. Bu bölgemizde değil de ileride ve sahil bölgelerimizde, bazı bölgelerimizde ufak da olsa yani turizme açılacak ve yani köy halkına daha iyi bir hizmet verebilecek bazı yani ne olabilir bu? Bir çay bahçesi gibi olur yine yani katkısı olabilecek, mahallemize katkısı olabilecek ve dolmuşçularımıza taşımacılık olsun. Bizim burada büyük bir taşımacılık tabii turizmle ilgili olduğu için taşımacılık var. Bunlar kapalı olduğu sürece yani ilerisi olmuyor. Onları açmak adına da zaten söz tabii, ettim. Ben sadece eğer buradaysa evet, görüntülerim evet, dedik evet. Ama efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılar teşekkür ederim diliyoruz. Çolaklı'yı seçtiğiniz için. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bir kez daha kapatmak zorunda kaldık. Çünkü Çolaklı çok basit böyle 3 dakikayla geçilecek bir bölge değil. Bu turizm bölgesi, turizm beldesi diyoruz beldesi, buraya. Evet, evet. Manavgat'ın gözde gelişmeye yüz tutan en iyi gelişme olanaklarına evet, sahip evet. Bir yerdi Manavgat. Büyükşehir Antalya'ya bağlı Çolaklı'da görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın değerli izleyiciler.